Merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'da yaşıyorum, New York'ta. DoorDash yapıyordum. DoorDash yaparken böyle bir yere geldim. Ormanlığın içinde evler var, süper. Ve tamamen bir orman burası yani. Burada ayı bile vardır. Bunu da size de göstermek istedim. Hani Long Island'da hala daha, atıyorum mesela Long Island'da 5 milyon kişi yaşıyor. Bayağı büyük benim yaşadığım yer. Buraya bir 100 milyon kişi daha sığar ya. O kadar büyük bir arazi var burada. Hadi 100 milyon olmasın da 50 milyon kişi daha rahat burada yaşar. Her yer ormanlık. Bakın şu an sağımda sonunda bir tane ateş böceğini, iki tane ateş böceğinin üstünden geçtim. Tamamen orman ya buralar. Hani sağ solu sahipsiz olduğu için kimse de temizlemiyor. Ormanların içinde araba kullanıyorum ya. Ben Karadeniz'i hatırlatıyor. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de böyle tarlalara gitmek için çay tarlalarına, fındık tarlalarına falan böyle sağ sol ormanlık yerlerden geçiyorsun. Ama bunun kötü yanı ama buranın iyi yanı yol asfalt. Ama Karadeniz'de tabi yolu dozerle açıyorlar. O yüzden toprak oluyor. Burada da ufak bir polis karakolu gibi bir şey var galiba şu sol tarafta. Bir tane polis arabası var. Şerif midir nedir? Böyle buraya park etmiş. Bakar mısınız şu karşıdaki yeşilliğe falan? Village of Oyster Bay Cove. Buralar birilerinin evi işte. Buralar arazi. Mesela buralar tek gidiş tek geliş ve şey yapamıyorsunuz. Önünüzde biri gelirse geçemiyorsunuz. 35 mil yaklaşık 50 ile gitmeniz lazım bu yolda. Mecbur öndekini takip ediyoruz. Hızlı gidemiyoruz. Şu an mesela benim arkamda bir adam var. Yapıştı arkama. Ama ben de fazla hızlı gidemiyorum. Çünkü buranın limiti var. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoları sizlerin beğenilerinize sunuyoruz. Sizler beğendikçe biz daha çok video çekiyoruz. Lütfen beğenelim, paylaşalım, yorum yazalım, abone olalım. Size bu, hani Amerika New York'tan ibaret değil. Yani Manhattan öyle büyük binalar, gökdelenler. Oranın da ayrı bir güzelliği var ama asıl buralar daha güzel, daha yaşanacak yer buralar. Ben de tam böyle orman içinde yaşamıyorum ama benim oturduğum yerde yine yeşillik, arabamızı falan park edebildiğimiz yerimiz var. Buradaki evler daha, buralar artık malikane, zenginlerin, ultra zenginlerin yaşadığı yerler. Büyük evleri olan işte, artık ne kadar zenginler bilmiyorum ama herhalde bir 810 milyon dolarlık evler bunlar. Stop defası koymuşlar. Neyse, tam dönmeden şöyle sağa girelim. Adam arkamıza gelmesin. Sen gelme kardeşim ya. Ah, bu da geldi. Uzunları yaktı. Gözümü yiyor arkadan ya. Burada ışık, genelde arabalar farlarını kısada yaksalar bile adamlar şey yapıyor ya. Kısadakiler bile farları yukarı kaldırdığı için insanın gözünü alıyor. Ya da
direkt uzunda kullanıyorlar arabayı. Bu da bizi, şoförleri çok etkiliyor burada. Ben mesela şeyi sevmiyorum. Yani uzunları yakan araçları tabii ki sevmiyorum. Kısaları da yapıp adam yukarı kaldırıyor iyi göreyim diye. Kardeşim, kısanın amacı önünü görmek. İleriyi görmek istiyorsan uzun yakacaksın. Ve akşam sürüşleri çok etkiliyor burada. Canın gözünü çok yoruyor. Özellikle Uber yapan arkadaşlar beni daha iyi anlarlar. Ben Uber yapmıyorum ama öyle özellikle tek gidiş tek geliş yollar çok olduğu için. Bir de bugün mesela bir bankada işim vardı. Bankaya adamın biri geldi. Rahat 85-90 yaşındaydı adam. Yani adam şeyi, pin numarasını yazamıyordu karttan para çekmek için. Burada gişelerden para çekerken kartını sokup pininizi giriyorsunuz. İmza falan sormuyorlar size. Yani diyorlar ya, Türkiye'de imzan tutmadı, bir daha at falan. Lan benim hesabım, kimliği vermişim sana. Diyor ki bu imzayla sistemdeki tutmuyor. Bankacı da haklı, ne yapsın? Onu sonra şeyler, müfettişler geliyor, diyorlar ki bu imza tutmuyor bununla, müşterinin kilidi diyor. Bir daha uğraş babam, uğraş. Burada kimliğini veriyorsun. Sonra bankamatiğinde şifreni girip paranı çekiyorsun hesaptan. İmza imza sormuyorlar. Neyse, adam şifresini giremiyor bankada. Adam çıktı bankadan, gitti arabaya bindi, araba kullandı ya. Ulan nasıl iş kardeşim ya? O adam araba kullanıyor işte, 85-90 yaşında. Bir şey olsa al başına belayı. Ben de DoorDash yapıyorum. Normalde ben bu kadar uzağa gelmem. 8,5-9 mil bir yol vardı ve geldiğim yerden de sipariş alma şeyim yok, ümidim. Hem dedim bir değişiklik olsun, hem de bu yukarıları görmek istedim, buralara çıkmak istedim. Buralara ben Amazon falan yaptım ama bu geldiğim yere yapmamıştım. İnanılmaz yeşilmiş buralar. Bir de yani 9 mile 18 dolar verdi. Dedim yarım saat giderim, yarım saatte dönerim. 1 saat 18 dolar kazanmış olurum diye hesapladım. Zaten buradan şimdi evime gideceğim. Saat 8.40 geçiyor. Yaklaşık işte 50 dakikaya falan bitirmiş olacağım komple siparişi. $18'a değer dedim. Aldım. Şu anda evime doğru gidiyorum. Burası birazdan daha merkezi yere indiğim için yeşillikler azalıyor tabi. Burada yine burada bildiğim kadar sağ tarafta bir yerde golf sahası var. Yani biz yukarı doğru, iyice kuzeye doğru çıktık. Kuzeyde okyanusa bay orası, yani koy, Oyster Bay. Oraya yaklaştık. Oradan burada da motor var bir tane, dört tekerlekli ya. Geçecekti, geçmedi. Oyster Bay koyununa yakın bir tepedeydik. Yani oradan demek orası tepe. Bir aşağı insen okyanus görünüyor. Buradaydı galiba golf. Bir gün gelmiştim buraya ben de. Golf oynamaya değil, DoorDash yapmıştım yine. Ha, 2 sene evvel belki herhalde. Bir kere geldim. DoorDash'te şöyle bir güzellik var. Bırakacağın yeri yakınlaştırıp görebiliyorsun neresi olduğunu. Ama Uber'de falan o yok. DoorDash'te ben o yüzden yakınlaştırıp bakıyorum. Bakıyorum böyle apartman dairesi falansa aldıysam sipariş bile iptal ediyorum. Bazen de çoğunlukla direkt almıyorum. Otel falan oluyor bazen böyle. Otel olduğu zaman adam diyor ki, oraya seçenek koyuyor. Kapının önüne elime ver diyor. Yani kapının önüne bile bırakmıyorsun. Eline ver. Mecbur atıyorum, 3. kattaysa 3. kat, 5. kattaysa 5. kata çıkıyorsun. O da sana zaman kaybettiriyor. O yüzden almamaya çalışıyorum. Bak motor şimdi geçecek sağından. Şu motor. Ah gitti. 3 tekerlekli motor. Burada bunlardan çok var ya. Türkiye'de de gördüm o
tane çok fenomen galerici var. Muskar mıdır? Ne? Onda vardı. Evet, şu an saat 8:40 geçiyor. Bayağı bir karanlık oldu ama telefonun kamerası aydınlık gösteriyor. Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorum da yapın. Her türlü yorumunuza açığız, biliyorsunuz. Her zaman sorularınıza cevap veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Have a good one.